Merhaba arkadaşlar. Şeker sizi yaşlandırır. Buna glikasyon diyoruz. Hani böyle nasıl soğanı karamelize ederseniz de soğan gitgide koyulaşır. Aslında biz fazla şeker tüketerek, fazla karbonhidrat tüketerek benzer bir kötülüğü vücudumuza yapıyoruz. Vücudumuzdaki bütün organları aslında biz pişiriyoruz. Karamelize soğan gibi aslında bu bizi yaşlandıran bir şey arkadaşlar. Yani en önemli yaşlandırıcı etkilerden birinin şeker olduğu kanıtlandı. Yani bu glikozun iniş ve çıkışları günlük hayattaki özellikle şekerli şeyler yedikten sonra özellikle vücudumuzdaki bu oynamalar, şekerimizdeki oynamalar ve bunun yol açtığı hastalıklar, diyabet gibi bizi gerçekten yaşlandırıyor. Cildimizde de ciddi yaşlanmaya, buruşmaya sebep oluyor. Uzun vadede bilim insanları bunu kanıtlamışlar. Dolayısıyla ben bugün bir şey izledim. Jesse Inkasp diye bir kadın. Onun mülakatını izledim. O güzel bir şeysi var. Glucose Goddess diye bir ürünü falan var. Kitabı var neyse. Glucose Goddess. Yani bu vücudumuza aldığımız glikozun fazla oynamaması lazım. Yani şeker fazla yediğimizde ve özellikle aç karnına yediğimizde hamur işi ya da şekeri aç karnına sabahleyin hemen tüketmeye başladığımızda bunun çok ciddi kan şekerimizi oynattığı gözlemleniyor. Bununla ilgili de ciddi bunun zararları ile ilgili bir sürü bilimsel araştırma var arkadaşlar. Bu araştırmaları biraz inceledim, okudum. Bu kadının yaptığı şey de glukoz gadısı dediği şey de yani bu bu çıkışı yavaşlatıcı şeyler. Yani neler bunlar? Mesela kadının söylediği ve tavsiye ettiği şeyler bir çay kaşığı sirke. Yemekten önce bu şekilde bir çay kaşığı sirke aldığınız zaman bilimsel araştırmalar gösteriyor ki şekeriniz o kadar fazla oynamıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bazı yiyecekler var. Mesela limon gibi hani içtiğiniz suya limon karıştırmak gibi. Gerçekten bu şeyi glikoz emilimini daha düzenlemeye yardımcı oluyor. Tarçın aynı şekilde. Tarçının inanılmaz faydaları var şeyde. Bu işte glikozun çok fazla oynamasını engel oluyor. Bu glikoz çok fazla oynadığı anda arkadaşlar ne yazık ki biz mesela sabahleyin simit yiyerek ya da işte hamur işleri yiyerek, börek yiyerek falan da bunu çok fazla oynatmış oluruz. Çünkü en tehlikeli şeyler şekerli şeylerin yanında bu hamur işi şeyler. Yani pilavdır, makarnadır, işte bütün bu karbonhidratlar. Hele tek başına yendiyse çok fazla kan şekerimizi oynatıyor. Aynı şekilde şekerli gıdalar çok fazla kan şekerimizi oynatıyor ve bu oynamalar hiç iyi değil çünkü o sugar rush'tan sonra beynine o dopamin gidiyor. Evet ama 1-2 saat sonra daha yorgun hale geliyorsun. Hatta daha depresif hale geliyorsun. Yine bir şeyler yemek ihtiyacı duyuyorsun. Sürekli bir şeyler atıştırma ihtiyacınız varsa arkadaşlar gün içinde bende de oluyor bu. Yani buna gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yaşınız benim gibi 40'lardan sonra bu insanın vücudunda gerçekten diyabete yol açıyor. Ülkemizdeki ölümlerin pek çoğu da yani bu diyabetten gerçekleşiyor. Çünkü biz hiç dikkat etmiyoruz. Yani bu hamurlu gıdaların tüketimine hiç dikkat etmiyoruz. İşte börektir, baklavadır, bilmem işte hamur işidir, homidi gırtlak yemeye devam ediyoruz. Ve bu çok ciddi bizi en hızlı yaşlandıran faktör ne yazık ki yani. Şimdi kadının bazı tavsiyeleri var. O tavsiyeleri ben bazılarını uyguluyordum zaten ama bazılarını gerçekten tam uygulayamıyordum. Dediği şeyler hani bu glikozun vücuda girdiği anda aşırı oynamasını engel olmak gerekiyor. Daha dengeli şekilde bunu tüketmek gerekiyor yiyeceklerimiz. O kadının dediği şeylerden bir tanesi şu. Mesela tatlı meyveden gelen şekeri biz zannediyoruz ki çok sağlıklı. Tabii ki bu şey kola içmeye göre falan çok daha sağlıklı evet ama meyveden gelen şeker de şeker arkadaşlar sonuçta. Mesela üzüm yiyorsunuz ya da şeftali yiyorsunuz ya da muz yiyorsunuz. Oradaki ya da hurma yiyorsunuz. Mesela hurma çok sağlıklı falan diyorlar ya. Yani alakası yok yani. Bütün bu aşırı şekerli meyvelerden gelen şeker sizin kan şekerinizi inanılmaz yükseltiyor. Dolayısıyla bunların hiçbirisi aslında aşırı sağlıklı değil. Ve bunları aç karnına yememek gerekiyor. Benim öğrendim.
Yani bunları yiyecekseniz eğer tatlı olarak yemeğin sonunda yemeniz gerekiyor. Ki kan şekeriniz aşırı oynamasın. Ve ben buna dikkat etmeye başladım hayatımda. Aynı şekilde mesela karbonhidrat ya da tatlı tüketecekseniz ilk şey olarak tüketmeyin mutlaka. Bundan önce muhakkak sebze yiyin. Çünkü o sebzeler glukoz oynamalarını minimize ediyor. Bilimsel araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar önce mesela havuç yiyebiliyorsanız havuç yiyin. Salata yiyebiliyorsanız salata yiyin. Yani önce sebzeleri tüketin yemeğe oturduğunuzda. Sonra yine yiyecekseniz hamur işidir bilmem nedir. Yine illa yiyecekseniz yine yiyin ama önce sebzeler ve salata. Bu çok önemli. Yani bu glikoz oynamalarını acayip minimize eden bir şey. Dolayısıyla ne yediğinizden daha önemlisi aslında bu noktada yediğiniz sıra. Yani önce mutlaka sebze yemek gerekiyor. Sebzeleri önce yemek gerekiyor. Salatayı önce yemek gerekiyor. Ekmekle başlamamamız gerekiyor yemeğe kesinlikle. Ekmek yiyerek değil de hakikaten peynir yiyerek neyse işte muhakkak tatlı yiyecekseniz yanına mesela çerezle eşleyerek. Yani tek başına tatlıyı ya da hamur işini tüketmeyip yanına mutlaka sebze ekleyerek, çerez ekleyerek, havuç ekleyerek yani bu şekilde kan şekerinizin oynamalarını hakikaten düşürebilirsiniz. Bende de işe yarıyor. Bir başka şey yemek yedikten hemen sonra harekete geçmek. Vücudu hareket ettirmek. Oturup da böyle bir şeyler izlemek ya da ekran karşısında oturmak değil de hakikaten kalkıp yürüyün. Hiç vaktiniz yok da 5 dakika yürüyün. Ya da işte bir hareketli bir iş yapın. 5-10 dakika bile olsa. Bu da kan şekerini düzenleyen bir şey. Yani dolayısıyla bunları ben hayatımda hakikaten uygulayacağım. Ve yani arada bir işte bir kaşık sirke içmek, karbonhidratı veya şekeri sona saklamak, tek başına yememek, mümkünse sebzeyle, sebzelerle ya da çerezlerle falan eşlemek, fındıkla, fıstıkla vesaire. Mümkün olduğunca bu şeyi karbonhidrat ve şeker tüketimini aza indirgemek ve dengeli şekilde gün içine yaymak. Bunlar hakikaten bence çok şey etkili. Bir de böyle yemekten sonra hemen uyumamak. Bu da çok önemli. Akşam geç saatte yemek yememek. Belli bir saatten sonra yemeği kesmek. Bir de tabii mideyi dinlendirmek. Kalktığınızda hemen kahvaltı etmek bence çok zararlı vücuda. Özellikle karbonhidratı yüksek olan bir kahvaltı gerçekten çok büyük zarar vücudumuza. Yani sabah kalkar kalkmaz böyle ekmeklerle, şunlarla bunlarla, şekerli reçellerle falan en büyük kötülüğü yapıyoruz vücudumuza. Bunları vücudumuza sokarak bunları hakikaten onun yerine intermittent fasting dedikleri yani kahvaltıyı geç saate erteleseniz hatta hiç yapmasanız, yapacaksanız öğleden sonra falan yapsanız vücudunuza da çok daha faydası olur. Ben bunları işte daha yeni yeni farkına vardığım için arkadaşlar ya da uygulayabildiğim için sizinle de paylaşmak istedim. Bilimsel araştırmalar da bunları desteklediği için hakikaten siz olun. Böyle mümkünse karbonhidratları minimize edin. Keto beslenebiliyorsanız keto beslenin. Bol sebze yiyin. Bol yeşillik salata yiyin. Yiyebildiğiniz kadar bunlara saldırın. İçine sirke koyun. Limon koyun. Yani böyle bunlar gerçekten hem kan şekerine çok daha fayda ediyor. Hem ömrü uzatıyor. Ne kadar çok yeşillik ve sebze ve bunları çeşitli yersek o kadar iyi. Ve bunları yapıyorsanız arkadaşlar şekere, özellikle şekere ve karbonhidratları minimize ettiğiniz zaman o zaman yağ yüklenebilirsiniz. Yağ çok yararlı yani. Tereyağı inanılmaz faydalı. Zeytinyağı inanılmaz faydalı. Bol böyle bir salata yapacaksın. İçine istediğin güzel şeyleri de koyacaksın yani. Rengarenk bir salata olacak. İçine böyle mesela ben çilek falan da koyuyorum. Ya da işte yaban mersini falan da koyuyorum salatanın içerisine. Böylece çok daha böyle iştahla yememi sağlıyor. O salatayı bol işte sirkeli, bol limonlu falan. Salataları seveceğiniz, heyecan verici hale getirin arkadaşlar. Bol zeytinyağlı işte ne bileyim. Bu hakikaten sağlığa inanılmaz fayda ediyor. Ve ömrü uzatıyor.
benim gördüğüm kadarıyla. Bana da çok çok iyi geldiği için sizinle de paylaşmak istedim. Bir yaştan sonra artık sağlığa hakikaten çok dikkat etmek gerekiyor. Hele benim gibi pre-diabetes var bende. Diyabet var zaten. Dolayısıyla zaten bunu şöyle hissediyorsun. Mesela bir şekerli bir şey yediğinde ya da yemeklerden sonra uyku bastırıyorsa seni ya da böyle vücudunun ısısı artıyorsa bu çok tehlikeli arkadaşlar. Yani vücudunuzun ısısı artıyor, uyku bastırıyor, sürekli yeniden acıkıyorsun falan. Bütün bunlar vücudumuzun sinyalleri, bize verdiği uyarılar aslında. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Bu glikasyon dediğimiz fazla şeker ve fazla karbonhidrat tüketerek vücudu yaşlandırma inanılmaz. Soğanın karamelize olması gibi bütün organların da pişmesi demek. Yani biz aslında böyle bütün organlarımızı, beynimiz dahil pişiriyoruz, hızla pişiriyoruz. Hızla yaşlandırıyoruz. Hızla buruşturuyoruz vücudumuzu. Onun için bol su içmek, işte bol yeşillik yemek, antioksidan, bol sebze yemek falan onun için çok önemli yani. Hareket etmek, egzersiz, yürüyüş. Yani hakikaten bunları yaptığımız zaman uzun vadede bence kendimize, vücudumuza çok da uykunu tam alıyorsun falan. Uykunu tam almak, bunlar gerçekten çok önemli. Mesela uykunu tam almadığında bu sefer hamurlu gıdalara, şekerli gıdalara daha fazla saldırıyorsun. Meyve aranıyorsun, bilmem ne çikolata aranıyorsun. Sürekli bir şey aranıyorsun bu şekilde, atıştıracak bir şey aranıyorsun. Bence böyle ufak şeylerle, değişikliklerle hayatımızda ciddi pozitif sağlığımızda değişiklikler oluşturabiliriz. Yani uykunu tam alacaksın kardeşim. Hemen kahvaltı etmeyeceksin. Mümkünse öğlene doğru ya da öğleden sonra atacaksın. Biraz mideni dinlendireceksin. Yediğin zaman önce sebze yiyeceksin, salata yiyeceksin. Sirke azıcık bir kaşık içeceksin. Ondan sonra işte karbonhidratlı bir şey illa yemen gerekiyorsa, ekmeksiz doymuyorum diyorsan ki bence doyabilirsin. Bol güzel zeytinyağlı bir salatayla çok güzel doyuyor insan. Ama böyle lifli gıdalara ağırlık vermek gerekiyor. Protein, lifli gıdalar. Ama illa yiyeceğim diyorsan da onu sebzeyle beraber yemek ya da sebzeden sonra yemek gerekiyor. Bu çok önemli. Bunları uyguladığım zaman ben ve yemek yedikten sonra hemen harekete geçmek, yürümek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar muhakkak ki sağlığınızda olumlu ilerlemeler göreceksiniz. Ben bunu kendi hayatımda da gözlemledim. Daha böyle enerjimi yüksek seviyede tutabiliyorum yani. Böyle ufak şeylerle, adımlarla başlıyor. Ama bu ufak adımlar uzun vadede sizin vücudunuz için gerçekten çok önemli. Yani vücudumuz bize emanet. Bu emanete doğru sahip çıkmamız gerekiyor. Onun için de böyle bu sağlık meselelerine gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor uzun vadeli. Ve bence en büyük yanılgılarımızdan biri bu, işte aç karnına meyve yemek falan ya da meyveden gelen şekerin bize faydalı olacağını zannetmek. Bence çok yanılıyoruz yani. O aşırı şekerli meyveler inanılmaz şekerimizi çok fazla oynatıyor. Kolayı molayı zaten geçtim. Cipstir, şudur budur, katkılı gıdalar, onlar zaten korkunç yani vücudumuz için. Ama bunları böyle hepsi irade savaşı aslında. Ama onun için işte bu ufak alışkanlıkları, sağlıklı alışkanlıkları lezzetli hale nasıl getiririm? Beynime dopaminle nasıl sevdiririm? Bu çok önemli. Ben mesela çok rengarenk, çok güzel salatalar yapmaya başladıktan sonra, salata yemeyi sevdikten sonra, vücuduma sevdirdikten sonra, beynime sevdirdikten sonra çok daha sağlıklı, dengeli beslenmeye başladım yani. Çünkü o kadar güzel salatalar yapıyorum ki. Yani bu şekilde beyninize seveceğiniz şekilde ufak pozitif alışkanlıklar mutlaka edinin arkadaşlar. Çünkü yaş ilerledikçe bunlar size hastalık olarak geri dönüyor yani. Onun için siz olun, tükettiğiniz şekeri azaltın, karbonhidratı azaltın. Mümkünse keto ile beslenin, bol sebze yiyin, rengarenk sebzeler yiyin. Bol zeytinyağıyla, bol tereyağıyla bunları tüketin. Mümkünse az pişirin. Çok pişirmek yerine az pişirin. Ve bu şekilde yani bu ufak değişikliklerle hayatınızda hakikaten çok büyük değişim başlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Ömrünüzü de uzatırsınız diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı yıllar diliyorum. Ben bunları yaptığımda hayatımda hakikaten çok faydasını gördüğüm için bu kan şekeri oynamalarını azaltmak gerçekten çok önemli yani. Ve ben bunu yaptıktan sonra daha hakikaten doyumlu, dengeli hissediyorum.
daha mutlu hissediyorum, kendimde hissediyorum. Böyle önceden deli gibi çok fazla şeker, tatlı, çikolata, karbonhidrat falanla beslenirdim. Şimdi onları azalttığım zaman, dengeli hale getirdiğim zaman, sebzeyle beraber ya da sebzenin ardından tükettiğim zaman çok daha kendimi zinde hissediyorum. Size de tavsiye ederim. Yani lafı çok uzattım ama uykunu iyi aldıktan sonra, dengeli güzel beslendikten sonra, güzel bol salata, sebze yedikten sonra bence hiç korkmayacaksın yani. Teşekkürler.